Mevzu Bahis'in yeni bölümünden herkese merhaba. Yeni bir bölüm, yeni bir heyecanla evet. Karşınızdayız. Bugün geçen... hazır mısın abi? Bugün hazırım. Şimdi Uğur bana yüklenecek. Dakika bir gol bir. Şimdi geçen hafta Umut Asil'le olan programımızda özellikle Barcelona ve Bayern Münih'e çok fazla güvenmiyorum. Beşiktaş'ta çok fazla zorlanacak ve bence Kayserispor'un şansı var demişti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ama ben kendimi hemen savunayım. Birincisi Bayern Münih ve Barcelona beni o kadar çok yatırdılar ki. Abi Beşiktaş'ı anladım da yani Bayern'in de karşına almanı. Hayır ben bak karşıma almadım da ben dedim ki ben oynamam. Bak oynamadığım için yendiler zaten. Ben oynadım. Ve... kendi kupanımda da oynadım. İlk yarı Mainz 2-0 önde kapattı. İnşallah dedim ki Umut abi yazmaz dedim gruba. Ondan sonra tabii ki yazmadın. Yazmadım. İncelik gösterdim. İyi ki de yazmamışım. Aynen. Ondan sonra Bayern Münih şovu başladı. Aynen. İkinci yere çıktılar. 5 attılar. Peki Beşiktaş maçında ama dediğim yani sen zor bir maç oldu. Zor bir maç oldu. Ben sonuçta kazandım sen oyunda kazandın evet, gibi. Evet. Ama Beşiktaş'ı nedense en başından beri güveniyorum. Sadece Alanya Spor karşısında beni yanılttılar. O kadar. Peki o zaman bu haftaki maçları konuşalım mı biraz? Konuşalım. Galatasaray Gençler Birliği maçından başlamak istiyorum. Güzel bir maç ama bana göre zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. Gençler Birliği son haftalarda topladığı puanlarla dikkat çekiyor. Aslında takım halinde bir şeyler yapmaya çalışan, yani sadece bir oyuncunun ayağına bakmayan bir takım haline büründüler. Mustafa Kaplan yönetiminde Berat Özdemir Trabzonspor'a transfer oldu. Aslında o da ciddi bir kayıp ama ben yine de Galatasaray'a zorluk çıkaracaklarını düşünüyorum. Neden? Çünkü Galatasaray 2 hafta öncesine kadar ligin en iyi takımı diye lanse edilirken bir anda 2 haftada 5 puan kaybı yaşadılar. Önce Antalyaspor, en sonunda da deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldular. Zor bir süreçten geçiyor onlar da. Böyle ufak bir travma yaşıyorlar. Senin yorumların neler abi? Hele bu Konya maçındaki futbol gerçekten çok moral bozucu bence. Ne kadar katılırsın bilmiyorum. Şimdi tam transfer dönemine de girildi ya tekrar. Hı hı. İşte bir sürü haber çıkıyor. İşte o gidecek, bu kalacak, şu alınacak, oraya biri gelecek vesaire. Sanki futbolcular böyle bir kafaları da sanki sahada değil gibi. Yani özellikle Belhanda'yı ben Belhanda'nın Galatasaray performansını oldu mu olası beğenmiyorum zaten. O ayrı da. Konya maçındaki verdiği paslara, yaptığı hatalara, rakibe ne kadar atak hazırladığına yani rakibi atak hazırlayan paslarına o kadar da kötü bir oyuncu değil ama sanki kafası başka bir yerde gibi. O yüzden bu haftaya yansır mı bu bilmiyorum ama Galatasaray'ın bir şekilde silkelenmesi gerekiyor. Kendi sahasında oynuyor. Gençler Birliği de bahis yapmak açısından bana göre Süper Lig'deki en zor takım. Katılıyorum. En zorlardan bir tanesi. Yani oynadığı futbola bakıyorsunuz fena bir futbol oynamıyor ama aldığı skorlar böyle dengesiz vesaire. Ben o yüzden maçın üst biteceğini ve Galatasaray'a yakın olduğunu düşünüyorum. Yani bir ya da üst oynanabilir diye düşünüyorum. Üst mü diyorsun veya evet. Bir. Ben de biraz daha bu maçta yani rakip Gençler Birliği olduğu için Galatasaray açısından düşündüğüm zaman şimdi Sofyan Feghouli yok. Ömer Bayram ve Emre Kılıç da kart cezalısı. Falcao zaten yok. Falcao yani, yok abi. Futbolunu bırakmış düzeyde evet. Maalesef. Bir futbol sever olarak bunu üzülerek ifade ediyorum. Ne kadar heyecanlanmıştık. Ben çok heyecanlanmıştım. Yani şu an nasıl Mesut Özil Fenerbahçe yolundaysa ve biz buna yine heyecanlanıyorsak her ne kadar transferini çok fazla doğru bulmasam da ama çok büyük bir heyecan. Falcao geldiği zaman da bayağı bir heyecanlanmıştım. Çünkü 2012 yılında bana göre dünyanın en iyi forvetiydi. Atletico Madrid'de muhteşem bir sezonu vardı. O dönem gerçekten bir Tiger'dı yani, bir kaplandı ama Galatasaray'da sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramıyor. Ya sakatlık olmasa da yani sağlam oynadığı maçlarda da tamam etkili olduğu maçlar da var ama bazı vuruşlarına baktığınızda da yani, o Falcao bu Falcao değil diyorsunuz. Tabii bir siklet farkı yani, var. Ama yine de gelin atıyordu. Gitmiş. Oyuna çok fazla etkisi yok ama geldiği zaman da yazıyordu yine. Bir Van Persie'nin yarısı abi. Kadar bile etki etmedi yani, onu söyleyeyim. Van Persie'nin 30 golü falan var yani Fener'de. Van Persie'nin İki sezonda var sanki. 39 veya 41 gol olması lazım. Fenerbahçe'de değil mi? Fenerbahçe'de i̇şte yani. 80'e yakın maça çıktı. Şimdi Van Persie eleştirildi mesela. Özellikle rakip takım camiaları tarafından işte sakat oyuncuydu vesaire diye ama Falcao artık o sınırı da geçti. Hani Van Persie yaralı aslandı. Bak, Falcao ölmüş aslan. Işte bak, büyük oyuncuysan, yıldızsan, sakatlık vesaire diyorsun ya Van Persie eleştirildi. Mesela hakikaten eleştirildi. Çünkü çok devamlı hiç olmadı. Beklenti çok yüksekti. Ama bak o beklentinin çok altında kalmasına rağmen adam 40 gol atmış. Tabii. Yani işte yıldız olmak böyle bir şeydir. Yani Falcao bunu şöyle ortalama 80 maça çıktı. 40'a yakın gol attı. Yani 0.50 gol ortalamasıyla oynuyor Van Persie. Ama Falcao için artık futbolunu bırakmış. Keşke hani yiyip içseydi de kendisine dikkat etmediği için böyle diye konuşsaydık ama yok, öyle değil. Çok daha sıkıntılı bir süreçte. Sözün özü Galatasaray Gençler Birliği maçında benim de tercihim senden biraz farklılaşıyorum. İlk yarı 1.5 alt diyorum. Çünkü hani Galatasaray'da ciddi eksiklikler var. Gençler Birliği de gerçekten sıkı takım. Ben hani ilk yarının biraz daha en azından skorer anlamında çok fazla yüksek olacağını düşünmüyorum. Ben Galatasaray'ın kolay gol yemesinden dolayı hani deplasman takımının bir gol atacağından yola çıkarak
Hani üst dedim ama o da mantıklı yani. Peki diğer maça geçelim. Bu maç çok heyecanlı olacak. Demir Grup Sivasspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Gaziantep gerçekten burada olabildiğince konuşmaya çalışıyoruz. Çok zevk veren bir takım haline büründü Şumudiko yönetiminde. Ama bu hafta Sivas deplasmanında Şumudiko yok, Diko yok, Kana Bıyık yok, Maxim'in durumu belirsiz. O kadar fazla eksiği var ki as oyuncularından. Şuna geleceğim. Daha önce Şumudiko olmadan Gaziantep'in sahada neler yapabildiğini gördük. Gerçekten iyi sonuçlar da aldılar. Ama ilk defa bu kadar as oyuncusundan yoksun bir şekilde Sivas deplasmanına gidiyorlar. Bana göre zirveyi kovalayan Gaziantep için de gerçek bir test maçı olacak. Sen neler söylersin? Gaziantep'in son 8 ya da yani evet 8 maçına baktığınızda 2 tane 90+5, 90+6 golleri var. Malatya'yla Erzurum'u mu atmıştı? Geçen hafta Erzurum'u atmıştı. Bir de yeni Malatya'da bir 90+5'te atmıştı. Yani onları saymasanız o 90+5, 90+6 golleri olmasa 8'de 8 yapmıştı şu anda. Gaziantep. Bu Türkiye Ligi açısından acayip bir kesinlikle. Gaziantep için muazzam bir genelde şey. Genelde Türkiye Ligi'nde 8'de 8 seriyi yakalayanlar genelde şampiyon falan olur hani 3 büyükler arasında. Öyle düşündüğünüzde çok ekstrem bir performans ortaya koyuyorlar. Ben teknik direktörün olmayışının çok büyük etkileyeceğini düşünmüyorum. Her ne kadar orada çok etkili bir teknik direktör olsa da Şumudiko. Asa oyuncular için ne diyorsun? Yani Diko yok. Evet Kana işte orada yok, işte orada biraz yok. Sıkıntı olacak. Bir de Maxim bu serinin bilirsiniz. Ben her zaman şunu söylerim. Yani bahis konularında da hep böyle düşünürüm. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar sağlıklı. Bu serilerin bir yerde bozulması gerekiyor. Sivas deplasmanında bunun bozulması için müsait bir ortam. Geçen sene Galatasaray mesela 7'de 7 yaparak Sivas'a gitmişti. İşte ve o deplasmanda beraber kaldılar. Ben yani o yüzden çifte şans Sivas olabilir diyorum. İddialı olabilir bu seçimim. Ya da karşılıklı gol var. Ben de karşılıklı gol var. Hani normalde Gaziantep diyebilirdim ama yine de tabii maç saati yaklaştığı zaman oran sizi gerçekten tatmin ederse bir ihtimal Gaziantep galibiyetinde hani oran riski karşılıyor diyorsanız makul bulabiliyorum açıkçası ama ilk tercihimde karşılıklı gol var seçeneği. Güzel bir maç olacak ama. Güzel bir maç olacak. Peki. Gaziantep'in bütün maçları güzel oluyor. Öyle abi. Gerçekten çok iyi futbol oynuyorlar. En azından kadrodan yararlanıyorlar. Diğer maça geçelim mi? Geçelim. Hatay Spor lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu da zor maç. Zor maç. Beşiktaş olunca biliyorsun ben genelde geçen hafta güvendim beni yanıltmadılar Kayseri Spor deplasmanında. Ama bu maç bana göre o maçtan daha zor olacak. Konuşamadığımız çünkü maçta da 6 attılar. Tabii. Çaykur Rizespor'u unutmayalım. Onu birazdan söyleyecektim. Hatay Spor Kayseri Spor'a göre ve Çaykur Rizespor'a göre daha dişli bir rakip. Çok daha dişli bir rakip. Nasıl bir maç bekliyorsun? Uğur diyecek ki yine mi aynı şeyi söylüyorsun ama ben Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon özelinde bu 4 takım için deplasman maçlarını her zaman risk olarak görüyorum. Eğer oran iyiyse yani Beşiktaş'a verilen oran iyiyse 1.80'lerin 1.90'ların üzerindeyse. Yok bence 1.50'lerde 60'larda gelir. O zaman oynanır ama 1.50'lerdeki bir deplasman takımına yani bir 3 büyüklerden deplasman takımına ben oynamanın her zaman için mantıksız olacağını düşünüyorum. Geçen hafta Beşiktaş Kayseri'yi deplasmanda yenmiş olmasına rağmen fikrimin arkasındayım. Peki çifte şansa ne dersin Beşiktaş açısından? Çifte şans olur ama çifte şansa hiçbir şey vermez. Yani 1-10-20 civarı gelir. 20 verirse yine iyi yani. 1-20 verirse bence iyi yine çifte şans olur. Ama bana göre burada da yine benim tercihim karşılıklı gol var seçeneği olur. Çok yüksek bir şey verir mi bilmiyorum. Oranları henüz göremedik tam net olarak ama karşılıklı gol var daha garanti olur. Bu hafta sanki senin rolünü ben üstlendim. Genelde ben biraz daha garantici makul olmaya çalışıyordum ya. Ne diyeceksin sen acaba? Bu hafta bir tık daha makulsün. Ben sanki biraz daha Umut Asil gibi oldum. İkinci yarı maç sonu 2 desem. Çok mu abartı olur? İkinci yarı maç sonu 2 yani ikinci yarı 2. Beşiktaş'ın ikinci yarıda maçı alacağını düşünüyorum. Oyunun kilidi ikinci yarıda çözülecek. Yani beraber İkinci yarının galibi maç sonu 2. Evet. Anladım tamam. Okay. Öyle ifade edeyim. Anladım. Çünkü özellikle iki takımın da maçlarına bakmaya çalışıyorum ve zaten programdan önce de baktım. Beşiktaş ikinci yarı hem skor anlamında hem de oyun anlamında daha etkili oluyor. Hatay Spor da şu ana kadar yenildiği maçların %90'ında hep ikinci yarı golleri yiyen ve maçı veren ekip haline büründü. Güzel anladın. Beşiktaş Ersin'den Larin'e kadar gerçekten bir takım kimliğine büründü Sergen Hoca yönetiminde ve ben sanki oyunun kilidinin ikinci yarı açılacağını ve orada da gülen kısmın Beşiktaş olabileceğini düşünüyorum. Ama karşılıklı gol var seçeneği daha risksiz, daha makul Umut abinin dediği. Oranı daha da yükseltmek isteyenler için ve tabii ki siz de mantıklı buluyorsanız ikinci yarı maç sonu 2 diyorum. Tamam güzel. Flash oran yani sürpriz olarak geldi. Bunu verdim. Hani okay. Böyle olacak demiyorum işte Beşiktaş'a güveniyorum böyle olacak falan demiyorum. Birimizden birinin vermesi lazım zaten birkaç sürpriz. Oranı yükseltmek isteyenler için. Evet Süper Lig'de 3 maçta
maçla bugünü, bu haftayı tamamlıyoruz. Çünkü malumunuz fikstürde ciddi karışıklıklar var. Fikstür beni benden aldı yani. 3 günde, 3,5 günde, 4 günde bir maç oynanıyor yani. Ortalama 3,5 gün. Bakıyorum aa bugün bu maç varmış falan. Tabii. Diyorum. Yani futbol özellikle çok fazla takip etmeyenler açıyorlar. Bir gün Galatasaray'ın maçı var, bir gün Fenerbahçe'nin maçı var veya başka karıştı, takımlar. Evet. Onun için bu hafta 3 maçla sınırlı kaldık. Ama tabii ki yine Avrupa'yı da konuşmaya devam ediyoruz. Serie A'da çok güzel, önemli bir maç var. Roma-Inter maçı. Inter bu hafta takıldı. Roma maçında da bilmiyorum yani. Biraz karşılıklı gol var bekliyorum ben. Vallahi Roma benim İtalya'daki takımım. Öyle mi? Tabii. Ben Romalılarla maç da izledim. Romalılarla Şampiyonlar Ligi maçı da izledim. Olimpiyat stadına gittin mi? Yok, Roma'da bir şeyde, restoranda diyeyim böyle ama fanatik Roma. O da güzel. Böyle. O kültürü içine aldın yani. Maç zaten deplasmandaydı izlediğim maç. Yani Roma'da değildi maç. Hmm. Tam hani bizim ülkenin fanatik taraftarıyla çok uyuşan bir profili var İtalyan taraftarları. Roma'yı çok severim ama Inter tabii bu yıl iyi gidiyor yani. Bayağı iyi gidiyor. Son hafta kaybettiler. Son hafta kaybettiler ama 2-1. Genel olarak baktığınızda bizim bildiğimiz alışılagelmiş Inter'den çok çok daha iyi gidiyor. Ama Roma deplasmanı her zaman zordur. Ben bu maça karşılıklı gol vardan başka bir şey oynamam. Yani Inter falan oynamam. Bence de. O zaman hemfikiriz. Peki son maç gelsin. Yine Bundesliga'ya götürüyorum seni. Leipzig. Bol bol yaptım. Bundesliga bence en kolay. Bana göre en kolay. Nasıl en kolay ya? Abi tempo o kadar yüksek ki. Her takım o kadar çok gole dönük oynuyor ki. Yani her şey güzel. İzlemesi oran seyirli. Konusunda ve tutturma konusunda benim en çok... Bildiğim ya Bundesliga oluyor genelde. Hadi ya iyi güzelmiş. Leipzig, Borussia Dortmund. Bu da en az Roma Inter maçı kadar güzel bir maç olacak. Hatta daha da keyifli olabilir. Ya ben Almanya'da asla Borussia Dortmund'u karşıma almam bir defa. Ne olursa olsun. Ama Leipzig de güçlü bir takım. Kendi sahasında da etkili oynuyor. Artık Leipzig de alınmıyor. İşte artık Leipzig de alınmıyor. O yüzden 3.5 üst diyorum. Hmm. Oranı da biraz ben de bir yüksek oran vermiş oldum. Ben 2.5 üst dedim. Biraz daha makul. Ya çünkü gittim. Mantıklı abi. Leipzig'in maçları üst biter. Tabii, Dortmund tabii. Gol atar. Alman ligi zaten genel olarak öyle. 3.5 üstü basın geçin hiç düşünmeyin ya. Hmm. Ben yatacaksanız de oradan yatın ya. 2.5 olsun ya bu. Oranı tav oldum ben. 1.52 şu anda. 2.5 üst mü? Evet. Tamam 3.5 üst daha da iyidir. Daha da iyidir. Peki o zaman haftaya onu da göreceğiz. Haftaya bunu da konuşuruz. Benim maçlarım bitti. Tamamdır. Senin var mı? Yok. Ekleyeceğim. Peki bu hafta 6 maçı konuştuk. Hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan en dikkat çekici maçları sizler için yorumladık ve en ideal oranları da paylaşmaya çalıştık. Gelecek hafta Mevzu Bahis'in yeni bölümüyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.